Gençler Arena'nın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Sayın Necmettin Erbakan'a soruşturmacı gazeteci konuğum Nedim Şener'le birlikte partisinin ve ülkenin gündemine yönelik sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz Sayın Erbakan. Hoş bulduk efendim. Efendim biz bu programı Cuma günü kaydediyoruz ve siz bugün partinizin 3. Milli Şahlanış mitingini yaptınız. Bir anlamda 2011 genel seçimleri için start verdiniz. Nasıl bakıyorsunuz genel seçimlere ve nasıl hazırlanacaksınız? Hedefiniz nedir, iddianız nedir? Ve 2011 seçimlerinin Türkiye açısından örneğin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu seçimleri kader seçimi olarak niteliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu genel seçimlere? Önce iki görevi yapmalıyım. Birincisi Star Televizyonu'na ve Arena yayınlarına, yani zatınız başta olmak üzere beyefendiye ve bütün mensuplarınıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Estağfurullah, biz katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize bir takım fikirleri duyurmak hususunda bu hizmeti yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı, hayırlı sonuçlara vesile olur. İkinci ifade edeceğim görev, biz sizinle yıllarca önce tekrar bir röportaj yapmıştık. İşte hayatınız. Bu Türkiye satında çok yaygın ve meşhur bir röportajdır. Bu röportajı yaptık. Arkadan başbakan olduk. Gene böyle bir iddianız mı var efendim? Şimdi evet, tekrar başbakan iddia değil, zarureti görüyoruz. Bu zaruretten dolayı başbakanlığın yolu buradan geçtiği için buraya geldik. Estağfurullah, estağfurullah. İnşallah bu röportajda yeni başbakanlığın kapısını açacak. Latifesiyle size başlamak istiyorum. Neden zaruret haline geldi? Evet. Bunun neden zaruret haline geldiği için Türkiye nereye gidiyor? Ve Türkiye'nin gerçek durumu nedir? Bunun samimi bir şekilde ortaya konması lazım. Önce hemen ifade edeyim ki bu iktidar benim talebelerimdir. Evet. Evlatlarımdır. Kardeşlerimdir. Kendilerine her zaman olduğu gibi şu anda şefkatli oluyorum. Kendilerine bu hususta başarı dileyerek zaten hizmete başlamalarına ait. Vaktiyle de sizinle tekrar evet, bir röportaj yapmıştık. 2003'te yaptığımız röportajda evet, evet, kendilerine başarılar dilemiştik. Başarılar dilemiştik. Bu dileğimizi o zamandan beri her zaman muhafaza ettik. Çünkü bunlar bizim evlatlarımızdır. Kendilerine sevgi ve şefkatten başka hiçbir şey beslemiyoruz. Bir. İkincisi, Türkiye lazım olduğu gibi yönetilemiyor. Fakat bu yönetilemeyişte bu evlatlarımızın, bu talebelerimizin herhangi bir kastı, aman Türkiye'ye bir kötülük yapalım, haşa. Hizmet etmek istiyorlar. Fakat hizmet etmenin şartları mevcut olmadığı için bu hizmetleri yapamıyorlar. Neden mevcut değil hizmet etmenin şartları size göre? Evet, çünkü hizmet etmenin 7 tane temel şartı vardır. İstemek yetmez. Efendim ben Türkiye'yi idare etmek istiyorum. İsteyebilirsiniz. Fakat Türkiye tarihin ve coğrafyanın en mühim ülkesidir. Böyle bir ülkenin yönetimi birçok şartları gerektirir. Ve bu şartların bir kısmı ve bir kısmı kesbidir. Yani gayretle elde edilebilir. Bir kısmı ise Allah vergisidir. Allah vergisinde eksiklik var. Neymiş bu Allah vergisi? Türkiye'yi yönetmek için 7 tane Allah vergisi lazım. Bir tanesi bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgi yıllar içinde birikmiş olması lazım. Birikmediyse bir anda şimdi bilgi elde edeyim dersen edemezsiniz. Ne bilgisi? Milletin inancını, tarihini, kendisini çok iyi bilmek lazım. Bizim milletimiz tarihin en büyük devletidir.
Böyle bir milleti tutup da siz Avrupa Birliği'nin kapısına boyundaki zincirle bağlama kalkamazsınız. Bu ülke her zaman lider ülke olmuştur. Lider ülke olması lazım. Bunu idrak etmek için milletin tarihini bilmek lazım. Bizim tarihimizi incelediğimiz zaman hiç uzatmayacağım. Sadece ifade edeyim. Mesela Mannheim. İki asır evvel Ren Nehri'nin bir tarafında bulunurken karşı tarafında Fransızlar vardı. Mannheimler üzüm ekiyorlar. Fransızlar gelip bu üzümleri olduğu zaman yiyor. Ve Mannheim'den aç kalıyor. Senelerce. Ne yapsınlar çare olarak? Osmanlı'ya müracaat ediyor. Dünyanın efendisi olarak. Elimizde başbakanlık arşivinde alınmış belge var. Bizi bu Fransızlardan kurtarın diyorlar. Padişah kendilerine soruyor, ne istiyorsunuz? Efendim Osmanlı askeri gönderin, bizi korusun. Padişah'ın mektubu şu, böyle basit bir şey için Osmanlı askeri göndermeniz yok. Ben size birkaç çuval Osmanlı askeri elbisesi göndereyim. Bunu sizin adamlarınıza giydirin, kafidir. Nitekim giydiriyorlar. Fransızlar gelince bu sefer karşılarında Osmanlı var. Osmanlı harp edilmez. Öyle bir kaçış kaçıyorlar ki Nenne'nin batısına değil ya 20 kilometre içerisine kadar korkularından kaçıyorlar. Ve her sene bu elbiseler Mannheim'de müzede duruyor. Bunun festivali yapılıyor. Ne demek bu? Birkaç çuval elbiseyle Almanya ile Fransa arasındaki münasebetleri tanzim ediyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman Fransa'da dansı icat edildiği zaman bu ileride ifsad edici bir hale alabilir. Bunu oynamayacaksınız dedi 16. asırda. 4 asır dansı yapamadılar bir mektupla. Hollanda'ya, Endonezya'ya gitmeyeceksin, müstemlik yapmayacaksın diye bir ihtar verildi. Yine bundan 4 asır önce 16. asır. O da 4 asır Hollanda'ya gidemedi. Biz tarihin böylece en güçlü devletiyiz. Bu devleti tanırsanız, şimdi bugün oturup da yapılanlara baktıklarınız zaman hüngür hüngür ağlamanız lazım. Nereden nereye gelmişsiniz? Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye'nin bugünkü durumunda önce bir defa bu insanların bilgi sahibi olması lazım ki bu yaptıkları hataların içine düşmesinler. Bir. İkincisi tecrübe ister. Bizim bu evlatlarımızda iş yapma tecrübesi yeterli değil. Görüyorsunuz, bakınız bir Kürt meselesi diye bir mesele ortaya çıkartıyorlar. Yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Demokratikleştirme de yüzüne gözüne. Kıbrıs meselesi yüzüne gözüne bulaştırıyorlar. Kalkan meselesi yüzüne gözüne bulaştırıyorlar. Hiçbir işi halledebildikleri yok. Çünkü bunların iş yapma tecrübesi yok. Üçüncüsü hidayet. Bu Allah vergisidir. Hidayet demek hayırlı olanı görmek, bilmek demektir. Hidayetiniz kararsa hayır şer, şerri hayır zannedersiniz. Bunlar hayır şer, şerri hayır zannediyor. Ve böylece birçok şerli işleri hayır zannederek yapıyor. Teferruata girerek uzatmıyorum. Efendim belki konu başlıkları olarak tek tek sormamız gerekir ama şimdi yaklaşık 8 yıldır iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Siz yeterli tecrübeye sahip değil diyorsunuz ama gelişmekte olan bir ülkede 8 yıl çok önemli bir süre. Bu arada 5 seçime girdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Hiçbirisinde kaybetmeye dönük bir işaret, tablo ortaya çıkmadı. İkincisi, gerek iç basın, gerek dış basında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamalarıyla ilgili övgü dolu yayınlar yapılıyor. Ve bir son gelişme, dün kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu durağından pozitife çevirdiler. Dolayısıyla bütün bu işaretler Türkiye'nin aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde sizin bahsettiğiniz gibi değil, daha olumlu yönetildiğini gösteriyor. Yoksa sizin farklı bir bakış açınız mı var? Evet, farklı bakış açım var. Çünkü bu buyurduklarınız Adalet ve Kalkınma Partisi aksiyonu değildir. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni alet olarak kullanmak isteyen
ırkçı emperyalizmin aksiyonlarıdır. O bunların senaryosunu hazırlıyor. Böyle olsun istiyor, yapıyor. Adalet Partisi su üzerinde sürüklenen bir yapraktan ibarettir. Neden? Çünkü bak tekrar sayıyorum. Bilgisi yeterli değil. Tecrübe sahibi değil. Hidayeti yok. Feraset yok. Feraset demek hangi şey hidayete gider, hayra gider, bunu sezmek demektir. Dirayeti yok. Hayırlı bir işi gerçekleştirecek kabiliyeti yok. Şuuru yok. Şuur çok mühim bir şey. Bunlar ve, biraz ağır ithamlar olmuyor mu efendim öğrencilerinize yönelik olarak? Hayır, ağır ithamlar değil. Çünkü bunlar derece derecedir. Türkiye gibi Osmanlı mirasçısı, tarihin en büyük devletin idaresi çok yüksek şuur ister. Bu şuuru talep etmek herkesten insan hakkı değildir. Ve bunu soldana kazanamazsınız, bu Allah vergisidir. Bir insan lider olarak doğar, sonradan lider olamaz. Peki o halde tek tek konu başlıklarını gündeme getirelim. Son şimdi gelişmelerden biri. Şimdi 8'liği tamamlayalım. Evet, lütfen. Şuuru yok ve vizyon yok. Türkiye'yi nereye götürmek istiyor? Avrupa'nın kapısına zincirle bağlamaya. Avrupa'ya gireceğim demenin manası budur. Bu vizyonsuzluktur. Türkiye'yi tanımamak, nereye gitmesi icap ettiğini bilmemek. Hocam siz böyle söylüyorsunuz, Avrupa Birliği kapısına zincirle bağlamaya çalışıyorlar diyorsunuz ama öbür taraftan da yine bu iktidara yöneltilen eleştirilerden biri de eksen kayması kaygısı ve Türkiye'nin rotasının batı yerine doğuya doğru çevrildiği şeklinde. Evet. Yani sizin bu sözlerinizi tekzip etmiyor mu? Hayır, tekzip etmiyor. Hali hazırdaki tablo. Gerçekleri dikkate alırsanız hiçbir zaman tekzip etmiyor. Çünkü bu söylediklerinizi kendileri yapmıyor. Kendilerine bunlar senaryo olarak yaptırılıyor. Kim tarafından? Irkçı emperyalizm tarafından. Çünkü onların planı var. O planı gerçekleştirmek için böyle bir alet yönetim lazım Türkiye'de. Plan nedir peki size göre efendim? Bu plan birkaç kelimeyle söyleyeyim. Önce bir defa vesikayla konuşmuş olmak için şu kitabı size göstermek istiyorum. Ben yardım edeyim size. Bu kitap Siyonizmin felsefesi. Siyonizmin inancı Amentüsü. Siyonizm 5760 sene önce Mısır'da Kabal adlı bir zatın yazdığı kitaptaki temel esasları benimseyen bir görüş tarzıdır. Yahudilik ayrı şeydir. Yahudilik Musa Aleyhisselam'a gönderilen din hak dindir. O ayrı bir konudur. Fakat Siyonizm diye bir inanış var. Bu inanış Kabal adlı adamın yazdığı kitaba dair. Bunların amentüleri 4 maddedir. Böyle bir inanış var dünyada. Bunun birinci maddesi, biz üstün ırkız. Kitaplarında göstermişler. Bu ırkçı emperyalistler. Beni İsrail kavmi. Bu da diğer kavimler. Onlar maymun olarak yaratıldı. Sonradan insana döndü. Bize köle olsun diye. Asıl yaratılışın gayesi biziz. Biz insan olarak yaratıldık. Biz üstün ırkız bir. Bizim efendi oluşumuz, onların köle oluşları nazariyatta kalmayacak. Mutlaka gerçekleşecek. İki, bunun gerçekleşmesi için bizim 3 şey yapmamız lazım. Bir, dünyanın çeşitli yerlerine sürülmüş olan, bulundukları ülkelerde rahatsızlığı çıkartıldığı için, sürülmüş olan Beni İsrail'i Filistin'de toplayacağız. İki, hudutları belirtilmiş olan Büyük İsrail'i kuracağız. Burada haritasıyla gösterilmiş. Fırat'la Nil'in arasında. Burada bunları toplayacağız. Şurada Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız. Evet. Üç, bu devletin emniyetini temin edeceğiz. Bu devletin emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin yönetimimizde olacak. Ve Türkiye'de bir devlet olmayacak. Çünkü Türkiye olursa bir gün etraftakileri toplar, biz bu devleti kursak dahi denize döker.
Peki ama Sayın Başbakan Erdoğan, İsrail'in özellikle Orta Doğu'da, Filistin'de ya da çaresiz Müslüman topluluklara yaptığı zulüm karşısında sesini en gür yükselten ve karşı duran lider olarak bu coğrafyada ki Müslüman topluluklar arasında büyük popülariteyi yakalamış durumdayken bunu nasıl kabul edeceğiz? Evet, nasıl söylersiniz? Bu söylediğiniz sizin Sayın Başbakan'ın aksiyonu değil. Sizin bu söylediğiniz hem Siyonizmin böyle yapmasına müsaade etmesi, istemesi. Çünkü ortada bir saadet korkusu var. Ya saadet gelirse, saadetin gelmemesi için Türkiye'deki inançlı insanların AKP'ye oy vermesi lazım. AKP'ye oy vermesi için şimdi bu söylemiş olduğum ırkçı emperyalizm stratejisini değiştirdi. Eskiden buna başörtüsünden bahsetmeyeceksin ha. Müslüman ülkelerle münasebet kurmayacaksın. Alışveriş yapmayacaksın diye talimat veriyordu. Yoksa sen benden gizli şeriat mı getireceksin diye bundan şüpheleniyor ve bunlara göre talimat veriyordu. Fakat Türkiye yavaş 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 aslına dönmeye başlayınca milli görüş çalışmalarıyla bu sefer stratejilerini değiştirdiler. Kendileri bu millete inanmış evlatları AKP'ye oy versinler diye talimat veriyorlar. Diyorlar ki şimdi sen daha çok Müslümanlara taviz vereceksin. Suriye ile vizeleri kaldıracaksın. Sizin bu söylediğiniz, buyurduğunuz hususlar. Bunu yapıyor. O söylemiş olduğunuz one minute, o bizim Çağlayan mitingimizin yansımasıdır. Bizden korktuğu için. Bu söylediğiniz şeyler de şimdi bu gördüğünüz gibi İsrail aleyhinde yapmış olduğu konuşmalarda seçim geliyor. Bizden korkunun alametidir. Kendi aksiyonu değildir. Çünkü bu geçmiş olduğu 8 sene esnasında tamamen ırkçı emperyalizmin kontrol altına aldığı apaçık ortaya çıkmıştır. Ve büyük bir cemaatini kaybetmiştir. Onu tekrar kazanabilmek için onların müsaadesiyle. Çünkü bu onlara lazım. Bunlar kendisine yaptırılmaktadır. Müsaade ediliyor, böyle oluyor. Onlar derken emperyal güçler. Evet, ırkçı emperyal. Yani şu anlattığım inanç sahibi insanları. Bu anlattığım inanç yani sahibi Siyonizm. İnsanı. Siyonizm. Evet. Yani onlar biz üstün ırkız. Dünyanın efendisi olacağız. Bunun için büyük İsrail'i kurmamız ve korumamız lazım. Kurmak için Beni İsrail'i Filistin'e getirmemiz lazım. Ve büyük İsrail'i kurduktan sonra da korumamız lazım. Korumak için Fas'tan dönünceye kadar 19 ülkenin idaresi bizde olacak. Bir, Türkiye olmayacak. İki, Türkiye olursa biz başımızı asla koyamayız. Böylece emniyeti alacağız. Filistin'e getireceğiz. Büyük İsrail'i kuracağız. Ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacağız. Bunları yaptığımız zaman bizim Mesih'imiz İsa Aleyhisselam'dır. Ben sözü Nedim'e bırakacağım ama bu noktada füze kalkanı projesine nasıl baktığınızı da öğrenmek isteriz. Evet. İsterseniz o sorudan önce Uğur abi aynı konuda Arap ülkelerinin tutumunu sormak istiyorum size. İslam coğrafyasında Tayyip Erdoğan'ın büyük bir kredisi var. Siz diyorsunuz ki bu Siyonizmin bir aldatmacası. Evet, onun bir eseridir, eseridir diyorsunuz. Ancak İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan ismini çocuklarına koyuyorlar. Halk o ülkelerde büyük sempati gösteriyor. Filistin'de öyle, Ürdün'de öyle, Lübnan'da Müslümanlar öyle. Araplar büyük ödüller veriyorlar Sayın Başbakan'a. Bunu nasıl izah edeceğiz? Arap ulusu ya da İslam coğrafyası da mı? Şimdi bugün Türkiye'de AKP'ye aleyhine yazan bir tane gazete kaldı mı? Bir tane yazar kaldı mı? Bu sadece Türkiye'de uygulanmıyor. Bütün İslam aleminde uygulanıyor. Onlara da etkilerle tesir ediliyor. Tayyip'e İslam nişanı verin. Neden? Seçim geliyor. Türkiye'deki inançlı insanlar AKP'ye oy versinler. Hı hı. Bu seçimi almak kolay bir iş değil. Bütün bunların hepsi seçim hazırlığıdır ve onların aksiyonudur. O kamuoyu da bu şekilde yönlendiriliyor. O şekilde yönlendiriliyor. Gayet tabii. Bunun gibi bir sürü muamele. İngiltere Kraliçesi madalya veriyor. Evet.
Bütün bunların hepsi planlar mucize yapılan şeydir. Burada dört şey yapıyor, beş şey yapıyorlar. Bu seçim hazırlık için. Bir, bütün basını ellerine geçirdiler. İki, bütün bankaları aldılar. Bankayı almak demek, binasını almak demek değil. O bankadan kredi alan insana AKP'ye oy vermesen seni iflas ettiririm tehdidini kullanmaktı. Bundan başka bütün milli müesseseleri aldılar. Demir, çelik, petrokimya gibi. Ekonomi tamamen ellerine geçti. Buna ilaveten tavizler veriyor. İşte bu buyduğunuz tavizler. Bunlar plan mucunu deviriyor. Seçim geldiği için. Bu tavizler yani Suriye ile vizeleri kaldırın. Bunu dış güçler emrediyor. Evet, yani anlamak istediğim tazmini. İç kamuoyunda hükümet lehine olan durum yurt dışındaki İslam alemi üzerinde de yaratılıyor. Evet, hiç şüphesiz. Ve bu da bir plan dahilinde diyorsunuz. Ve bir plan dahilinde oluyor. Onların içerisinde birçok uyanık insanlar var. Milli görüşçü insanlar var. Onlar gerçekleri biliyorlar. Ve bunların bir plan mucize yapıldığının farkındalar. Niye seslerini çıkarmıyorlar o zaman? Ellerinden geldiği kadar çıkartıyorlar ama Türkiye'deki şartları görüyorsunuz. Kamuoyunu etkilemek için birçok imkanlara sahip olmak lazım. O imkanlar bakımından ırkçı emperyalizm çok daha imkan sahibi. Şimdi müsaade ederseniz şu cümlemi tamamlayayım. İnançlarının dört maddesi vardır dedim. Birincisi biz üstün ırkız. Bu gerçekleşecek. Bunun için üç şey yapacağız. Beni İsrail'e toplayacağız. Büyük İsrail'i kuracağız. Emniyetini sağlayacağız. Ve Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Bizim Mesih'imiz gelecek, Davut Aleyhisselam'ın tahtına kralı olarak oturacak ve dünya hakimiyetimiz ebediyen perçelenecek. Böylece yaratılış gayesine ulaşacak. Bu bir inanç, ırkçı bir inanç. Bu inanca daha Kabala'dan beri çalışıyorlar. Buna bizim ecdadımız müsaade etmemiş. 19 Haçlı Seferi yapıldı Büyük İsrail kurmak için. Hristiyanlar aldatıyorlar. Diyorlar ki aynı Mesih'i bekliyoruz. Siz İsa Aleyhisselam gelsin istemiyor musunuz? Öyleyse elinizdeki İncil'de bu usta bir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta yazıyor. Tevrat'ta yazanları beraberce yapalım. Ve böylece bir an evvel İsa Aleyhisselam gelsin diyor balkonda Hristiyanlara. Havra'da içeri girdiği zaman 5 yaşındaki çocuğa diyor ki sen sakın itikadını bozma. Benim konuştuğuma da bakma. İsa Aleyhisselam bizi öldürdük, geleceğe gideceği yok. Benim kastım bizim Mesih'imizdir diyor. Gelecek ve böylece dünya hakimiyetini perçinecek diyor. Şimdi bunu 622'de İslam çıkmış. 1683'e kadar Hülefa-i Raşidin, Emeviler, Osmanlılar, Selçuklar, Osmanlılar 1100 sene maddi gücü elinde bulundurmuş. Yeryüzünde hakkı adaleti muhafaza etmiş. Adil bir düzen kurmuş ve Siyonizm bu arzularını yerine getirememiş. 1683'te Viyana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç Siyonizmin eline geçti. 350 seneden beri üç yoldan bir tanesi dolar, para vasıtasıyla dünyayı kontrol altına aldılar. Çünkü doları dünya parası yaptılar. Bu Siyonizmin parasıdır. Öbür ikincisi dünya kuruluşları, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Dünya Ticaret Ajansı, hepsi bunlar Siyonist kuruluşlardır. İfsat kuruluşlardır. Hakkı aramazlar. Ufak bir zümrenin dünyayı sömürmesine hizmet ederler. Bir üçüncü husus da işbirlikçilerdir. İşbirlikçilerdir. Doların üzerine bakacak olursanız orada bir mühür görürsünüz. Bu görmüş olduğunuz mühür bu bir dolar. Bu bir dolar. Amerika'nın Merkez Bankası yoktur. Yedi tane Beni İsrail'in bankası bir araya gelmiş ve onlar Merkez Bankası feth olmuş. Bu para Siyonizmin parasıdır. Amerika bunu kirayla kullanıyor. Siyonizmin parası olduğu için şuraya Siyonizm mühürünü koymuş. Bu mühürün üzerinde Latince anı yutket. Dünya hakimiyeti erişil diyor. Neyle? Bu dolarla.
ve şu işbirliği teşkilatıyla. Yeni dünya düzeni dediği 13 katlı piramitle. Bu 13 katlı piramitin ne olduğunu Rockefeller'e 30 sene basın müşavire yapmış. Şu kitabın yazarı Gary Allen açıklamış. Diyor ki bunlar Siyonizmi dünyayı idare teşkilatıdır. Bunların bir kısmı görünen teşkilatlardır. Hayır teşkilatı görünüşündedir. Asıl maksatları acemi erat muayene istasyonudur. Yani siz biraz pahalandınız mı size kredi verir, bizim yemeğimiz var der, götürür. Bu hafta da siz konuşun der. Acaba sizi Siyonizm'e hizmet ettirebilir mi? Bunu kontrol eder. Bu kanaate varırsa sizi üstteki localara terfi ettirir. Binay Birit ve Bildenberg. Bunlar da Siyonizm'in teşkilatlarıdır. Bu kısım görünen, bu üstü görünen, altı görünmeyen. Bunun üstünde ise asıl karar kademesi, hiç görünmeyen. 300'ler meclisi demek, 300 tane en zengin Beni İsrail mensubu. Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun teyzesi Montevideo Rothschild, Agnelli, Mitsubishi vesaire gibi kuruluşlar. Bu 300'ler meclisinin üyesidir. Bunlar her gün şifreli internetle konferans yaparlar. Tayyip'i tutalım mı tutmayalım mı, buna Rockefeller karar verir. Dünya böyle yönetiliyor. Bunu ben söylemiyorum, Gary Allen söylüyor. Hocam peki siz böyle söylüyorsunuz ama şimdi ben Batı'da söylemiyorum da, bu Batı'da da şöyle bir değerlendirme var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle dış politikada komşularımızla olan sıfır sorun politikası, İran'a olan dostça yaklaşımlar ya da İran'la olan dostluk bağlarının güçlendirilmesi, Türkiye yeni bir Osmanlıcı siyaset izliyor şeklinde hiç alakası yok. Bir değerlendirmeye şimdi, tabi tutuluyor. Yani iktidara yöneltilen eleştirilerden biri de hiç alakası o. Yok. Evet. Nasıl yok? Çünkü şundan dolayı yok. Suriye ile vizeler kalktı. Evet. Bu Gazze'yi kurtarmak için mi yapıldı? Bizim meşhur tabirimizin bütün herkes tarafından bilinmesi lazım. Ben biliyorsunuz Odalar Birliği'ndeydim. Anadolu Kalkınması için çalışıyordum. Bu o zamanki işbirlikçilerin hoşuna gitmediği için bunu değiştirin dediler. Seçim yapıldı, ittifakla başkan oldum. Paraların ve kredilerin dağıtılması Odalar Birliği'nden Ticaret Bakanlığı'na alındı. Öyleyse Ticaret Bakanlığı kontrolüme alacağım dedim ve Konya'da seçim çalışmalarına başladı. Milli Görüş böyle başladı. Bu seçim çalışmalarında Demirel Van'a gidecekti. Programı değiştirdi. Konya'ya ansızın geldi. Çünkü ona dediler ki Erbakan demir çarık giydi. Konya elinden gitti. Sen Van'ı manı bırak. Asıl büyük vilayetini kurtarmaya bak. Mitingde geldi Konyalara ne dedi? Dedi ki Konyalılar, Erbakan benim sınıf arkadaşımdır, sıra arkadaşımdır. Kendisini severim, dostumdur, kardeşimdir. Ancak sizi aldatmaya gelmiştir. Sakın kendisine aldanmayın. Çünkü kendisi diyor ki ben maneviyata hizmet edeceğim. Size soruyorum maneviyata hizmet edecek nesi var? Camiye gidiyorsunuz karışıyor muyuz? Ben gidiyorum demiyor. Siz gidiyorsunuz, karışıyor muyuz diyor. Mevlid okutuyorsunuz, karışıyor muyuz? Namaz kılıyorsunuz, karışıyor muyuz? Her şey serbest. Yapılacak bir hizmet varsa söyleyin, biz yapalım. Ona ne lüzum varmış? Sorun kendisine, daha ne istiyormuş diye bir konuşma yapıp ayrıldı. El ilan dağıtmışlar. Erbakan şeker kahvesi önündeki meydanda hemen bu akşam sıcağı sıcağına Demirel'e cevap verecek. Biz Hadim mitinginden dönerken arabada konuşmasının teybini dinlettiler. Kalabalığın önüne geldik. Buraya niçin toplandınız? Size bir el ilan verirler. Erbakan Demirel'e cevap verecek. Demirel'in konuşmasını siz dinlediniz, bana da teypten dinlettiler. Ne diyor Demirel? Vereceğim cevaba dikkat edin. Diyor ki Erbakan benim dostumdur. Doğru, dostumdur. Biz sınıf ve sıra arkadaşıyız. Teknik Üniversitede. Teknik Üniversitede. Birbirimizin kardeşiyiz. Şahsen birbirimizi severiz.
ama sizi aldatıyor diyor. Bu dediği şey nedir biliyor musunuz? Ben de Demirel'i herkesten çok tanırım. Asıl sizi aldatmak için söylenen bir sözdür. Çünkü yaptığı işin manası şudur. Size bugün geldi bir saman dolu kuş gösterdi. Avcılar güzel bir kuş buldukları zaman bunu toprağa gömmezler. İşte saman dolduğunda okullarla, evlerle, müzelerde görürsünüz. Ve size sordu, ey Konyalılar, bu kuşun gagası yok mu? Camiler açık değil mi? Açık. Gözü yok mu? Mevlid okutmuyor musunuz? Kanadı yok mu? Ne istiyor? Bak ben tek cümle cevap veriyorum. Biz bu kuşun canlısını istiyoruz. Ne demek istiyorum şimdi ben? Suriye'yle kaldırmış. Niçin? Seçim geliyor. Müslüman ülkeler arasındaki münasebetleri bu da düzeltiyor. Niye Saadet Partisi'ne oy vereceksiniz? AKP'ye oy verdiğini dedirttirmek için. Onlar bunların geniş tecrübelerine sahip. Bunu dedirtti, halkı aldatmak için yapılıyor. Onun için soruyorum, Gazze'yi kurtarmak için mi gidiyor? Hayır, şekilden ibaret olan bir şey. Bu tavizleri ülke emperyalizm verdiriyor. Önümüzdeki seçim için kendi aksiyonlar değildir. Onların müzakeresiyle yapılmış olan aksiyonlardır. Ben füze kalkanı projesine nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Tabii. Hocam. Yalnız şu cümleyi tamamlayayım müsaade ederseniz. Bu kuşun canlısını istiyoruz tabiri var ya. Bugün o günden daha büyük önem taşıyan bir tabirdir. Şimdi bu yapılanların hepsi saman dolu kuş misalidir. Suriye ile bize kalkmış. Ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Ne maksatla kalktığıyla var. Bize asıl şuur lazım. Sen zulmü durdurmak için, yeryüzünde adil düzen kurmak için, İslam birliğini kurmak için mi yapıyorsun bunu? Yok. Öyle olduktan sonra bu yaptığın şey senin. Saman dolu kuş. Ama o zulme karşı sesini olanca yüksekliğiyle çıkarıyor. O olanca yükseklik bizden korkudan. Korktuğun zaman bağırırsın ya, korkusundan bağırıyor. Niçin? Çünkü Türkiye'deki değişikliği görüyor. Türkiye gittikçe Saadet Partisi'ne gidiyor. Bunu görüyor, anketlerde gösteriyor. Ama mavi Marmara gemisini de yola çıkaran hükümet ve o Gazze'deki ambargoyu delmek hükümet için hayır, de hükümet. Sivil toplum evet. Kuruluşları organize ettiler. Ama hükümet de arkasında ettiler. Durdu bu olayın. Hükümet yapılan zulme karşı tabii. Çıktı. Yani bir de o Gazze konusunda sahip. İnsani yardıma da sahip. Çünkü biz Filistin'deki zulüm karşısında 1 milyon kişiyi çağlayan mitingini yaptık. O onları tetikledi. Bizim çağlayan mitingini gördü. Oo bu millet demek ki İsrail'e dostluğu kabul etmiyor. Öyleyse ben de İsrail halinde konuşacağım dedim. Asıl etken biziz ve senaryoda Siyonizm tarafından yazılıyor. Kendisi su üzerinde süzüklenen bir yapraktan ibarettir. Demin söylediğim 9 madde, 7 madde dolayısıyla vizyonu yoktur. Ne yapacağına dair bir kararı yoktur. Bu sebepten dolayıdır ki bunlara aldanılmaması lazım. Bunlar bir şey ifade etmez. Bugün Türkiye gibi eşsiz bir tarihe, eşsiz bir coğrafyaya sahip olan bir ülkenin çoktan yeni bir dünya kurması gerekirdi. Böyle bir vizyon yok. Böyle bir niyet yok. Ne yapacakmış bu? Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Kapıda bekletiyorlar. Vizyonu bu. Ne yapacakmış bu? Faizci kapitalizm zama bekçilik yapacak. Hacı Kapıdan Nizam, Siyonizmin nizamıdır. Ne yapacakmış bu? Vergi koyacak, borç alacak, zam yapacak, götürecek, dış güçlere faizli ödeyecek. Ama Türkiye bir taraftan da IMF boyunduruğundan kurtuldu. Nerede kurtulmuş? Türkiye'nin rakamlarını size ben bir tek cümleyle vereyim. Şu ülkede 80 senede AKP gelinceye kadar yapılmış olan dış borçlar 80 milyar dolardır. AKP geldi, 8 senenin içerisinde 580 milyar dolara çıkardı. Şimdi burada yaptıkları oyun şu, eskiden bunlar bütçeden borçlanırdı.
Şimdi özel sektör borçlanıyor. Ama millet borçlanıyor. Millet bu borcu ödeyecek, bu parayı ödeyecek. Bu sebepten dolayıdır ki yapmış olduğu şey 80 milyar dolarlık borcu 8 senede 580 milyar dolara çıkartmaktır. Sizinle yapmış olduğumuz 13 sene önceki robot, 8 sene önceki robotlar. Bunlar işe başlarken kendilerine dedim ki bak bu ülkeyi idare etmek için 100 milyar dolar para bulacaksın. Evet. Bizim bulduğumuz gibi. L4'cü hükümette. Bunu yalnız borçla almayacaksınız. Çünkü borçla almaya kalkarsanız birkaç sene sonra borcunuz 500 milyar olur. Daha sonra da 1 trilyon olur. Kimse bunun altından kalkamaz. Ben keramet göstermiş. O söylediğim 5 sene geçti. 500 milyar dolara geldi. Şimdi 1 milyar dolara doğru gidiyoruz. Bunlar milli kaynaklardan gelir temin edemezler. Çünkü bu ülkenin zenginleşmesi için adil düzene geçilmesi lazım. Yani faiz ve haksız vergilerin ortadan kalkması lazım. Üretimin maliyeti 1/3'e düşmesi lazım. 3 kişiyi çalıştıracaksın 1 kişi yerine. İhracata kimse sizin konusu tutamayacak. Biz bunun kokusunu tatbik ettik. Yani parayı faize vermedik, havuz sistemi yaptık. Bir de baktık ki Türkiye çok zengin. Ve borç almadık, 14 milyar dolar faizden kurtardık. 100 alan memura 250 verdik. Şimdi bak biz afişler koyacağız orta yere. Ne afişleri biliyor musun? Var mısa memura %50 zam verelim. Niye? Biz bunları yapmışız. Bu adil düzenin kokusudur, kokusu. Şimdi kendisini uygulamaya geliyoruz. Gelmenin yolu da buradan geçtiği için ben buradayım. Şu füze kalkanı konusunu da bir değerlendirirseniz. Efendim, nedir size kalkanı, göre füze kalkanı? Uzmanların bize verdikleri bilgilere göre. Füze kalkanı aslında Türkiye'yi bölmek için yapılan bir oyun. Çünkü bu kalkan projesindeki füzelerin menzilleri 80 kilometre. İran için yapıyorsanız bunu İran'ınki 2000 kilometre. 80 kilometre ne demek? Allah muhafaza buyursun. Ben bunu konuşmaktan bile korkuyorum. Fakat milli bir vazife olduğu için ifade etmem lazım. Şimdi Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Adana'nın doğusuna geçmeyeceksin diyorlar. Bunu biz kabul edemeyiz. Geçeceğiz diye tanklarınıza geldiğiniz zaman Osmaniye'den attığı füzeyle Adana'nın önündeki tankınızı vuracak. Onun için füzeler 80 kilometre menzilli. Projenin temelinde Türkiye'nin bölünmesi yatıyor. Bunun İran'la falan alakası yok. Ve İsrail'in korunması yatıyor. Bu sebeplerden dolayı. Yani İran'dan fırlatılacak füzelere karşı burada konuşlandırılacak ya da işte Akdeniz'de konuşlandırılacak gemilerde bulunan füzelerin menzili 80 kilometre. Hayır. Onların göndermiş oldukları füzeleri önleyecek olan koruma perdesi ayrı. Bu koruma perdesinin önüne gelecek olan güçleri def etmek için kullanacak füzeler ayrı. Kullanacak füzeler projede 80 kilometre menzili. Detayına inilecek olsa ki bunlar açıklanmıyor. Görülecektir ki bizim milli menfaatlerimize aykırıdır. Benim meşhur sözüm kulağınıza gelmiştir. Gavurun kalkanından bize hayır gelmez. Evet. Biz kendimizi savunacaksak kendi kalkanımızı kendimiz kuracağız. Milli görüş. Bu kelime o kadar çok şey ifade ediyor ki. İşbirlikçi olmayacaksın. Milli görüşlü olacaksın. Bak işte işbirlikçiler teşkilatı bu. Dünyayı bu teşkilat vasıtasıyla yönetiyorlar. Burada 300'er meclisi alır kararlar. 33 hahamlar meclisi onaylar. 13 bakanlar kurulu tasdik eder. Erte başkanlık divanı nihai karar verir. Ve tatbik yine konulur. Dünya böyle yönetiliyor. Yani dünya kuruluşlarını kurmuş ırkçı emperyalizm, dolarla ve faizli kapitalist nizamla bütün dünyayı sömürüyor
maddi gücü eline geçirmiş ve işbirlikçiler vasıtasıyla de insan gücünü eline geçirmiş. Şimdi bakınız, gidip siz fırından, bakkaldan ekmek alıyorsunuz. Bizim zavallı insanımız ekmeğin parasını verdiği zaman yuvarlak hesap olsun diye 300 liradır diyelim. Demek ki ekmek 300 liraymış, ne yapayım diyor, veriyor. Halbuki bir hesap yaptığınız zaman bu 300 liranın 100 lirası faizdir. Haksız faizdir. 100 lirası alınmaması icap eden vergilerdir. Dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılıyor. Bunun üçte biri faiz yoluyla ülke emperyalizme gidiyor, bütün faiz oraya gider. Üçte birini de devletler alıyor, aldıklarının yarısını da onlar toptan götürüp ülkeye. Dolayısıyla 75 milyar trilyon dolar kalır. 37,5 trilyonu ülke emperyalizme ödeniyor. 6 milyar köle tavrı. Biz o kölelerin içindeyiz. Evet. Şimdi şu yeşil dolar kağıdı basmış. Getirmiş bunu, dünya parası yapmış. Petrol şeyhine veriyor. Petrol şeyhinin elinden petrolünü alıyor. Bize veriyor, pamuklara veriyor. Maden, Afrika'nın her şeyini alıyor. Kendisi bir odada yapmış olduğu bir baskı kağıdıyla bizim bu kadar alın terimizi istismar etmiş oluyor. Bundan kalmıyor. 5 trilyon dolar Amerika'nın içinde var, 5 trilyon da dışında var. Bu yetmiyor. Petrol şeyhine geliyor, diyor ki sana bir yeşil kağıt vermiştim ya petrol alırken, o yeşil kağıdı bana geri verecek. Neden? Sana bu sefer bir sarı kağıt vereceğim. Neymiş bu? Amerikan dolarına endeksli tahvil, %5 faizli. O yeşil kağıdı veriyor, sarı kağıdı alıyor. 5 trilyon Amerikan içinde, 5 trilyon Amerikan dışında tahvil var. Bu aldığı yeşil doları tekrar kullanıyor. Bunlar Merkez Bankası'nda toplanıyor. Merkez Bankalarından eldeki parayı gene bunlar alıyor. Bir beyaz kağıt veriyor. Türkiye'nin 60 milyar dolar rezerv var. Nerede bu rezerv? Rockefeller kullanıyor parayı. Merkez Bankası'nda ne var? Sizin bizim Merrill Lynch Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardı diye. Bir beyaz kağıt var. Biz buna 3 kağıt oyunu diyoruz. Bu 3 kağıt oyunuyla tam 25 trilyon dolar insanlar sömürülüyor. Alışverişlerden 37,5 milyar trilyon dolar. Trilyon dolar insanlar sömürülüyor. Bu muazzam para gücü ve işbirlikçiler ve dünya organizasyonları. Siz bugün Dünya Ticaret Organizasyonu, ben Odalar Birliği'ne başkanlık yaptım. Dünya Ticaret Organizasyonu'na geri kalmış ülkelerin lehine bir gündem maddesini gündeme aldıramazsın. Hep onların sömürü maddeleri konuşur. Böylece dünya yok olmaya gidiyor. Zimbabwe'de ortalama yaş bundan 20 sene evvel 59'du. Birleşmiş Milletler raporundan söylüyor. Şimdi 32'ye indi. 20 sene sonra da 20'ye inecek. 5,5 milyon nüfusu bir ülke faizden dolayı kolunu kaldıracak hali yok. Ölüyor ve yok oluyor. Bu faizli kapitalist nizam komünizmin ikiz kardeşidir. Bundan insanlığın saadet bulması mümkün değildir. Yapılacak olan iş adil düzene geçmektir. Yani herkese ürettiği kadar tüketme hakkı takmak. Herkese hakkını vermektir. Üretmeyen insana, üreten insanın halkını sömürmesine müsaade etmemektir ki insanlar hakkına razı olsun. Sayın Erbakan, milli görüş tabanlı olarak işte AKP ortaya çıktı. Ardından Abdülhatif Şener'in partisi ortaya çıktı. Şimdi Numan Bey'in partisi ortaya çıktı. Eskiden hani solda bir parçalanmışlıktan bahsederdik ama şimdi özellikle muhafazakar kesimin partilerinde böyle bir parçalanmışlık var. Seçime doğru bir konsolidasyon, bir şey bekliyor musunuz? Yani sizin başkanlığınızda bir araya gelmek veya seçim ittifakı veya birleşme şeklinde bir projeniz var mı? Çünkü önümüzde bir seçim var. Evet, 7 ay sonra bir seçim var. Bizim projemiz bu seçimde tek baştan iktidara gelmektir. Bunun için bizim de projelerimiz var. Yani Siyonizmin 5 tane maddesi var.
basın, bankalar, milli meseseler, tavizler ve okşayarak yutma metodu. Yani Türkiye, okşayarak yutma metodu. Yutma metodu. Beş koldan bu seçimde Saadet Partisi'ne tedbir alıyor. Sonun için mühim olan biziz. Başkalar diye. 60 partinin hiçbir kıymeti yok. Onlar onun evlatları. Bize karşı aslında bütün bu tedbirleri aldı. Allah uzun ömür versin hocam. 85 yaşındasınız ve tekrar partinize genel başkan oldunuz. Yani dışarıdan bakılınca ne zoru var acaba Sayın Erbakan'ın bu kadar ısrar ediyor? Evet. Yerini gençlere de bırakabilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu sualı sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Toprak kayıyor. Hayim Nahum doktrini 7 maddedir. Türkiye'yi fakirleştireceksiniz. İşsiz bırakacaksınız. Borca esir edeceksiniz. Dinini değiştireceksiniz. Böleceksiniz. Birbirine çarpıştıracaksınız. Yumuşak lokmalar yutacaksınız. 8 senedir bu tatbik ediliyor. AKP iş başına geldiği zaman Birleşmiş Milletler standartlarına göre Türkiye'nin 1/3'ü fakirdi. Şimdi 2/3 fakir. Ama milli gelir 15 bin dolar civarında. Yapmayın Allah aşkına. Milli gelirin içerisine aldığı borcu koyuyor ya. Aldığı borçtan gelir mi olur Allah aşkına? O nasıl milli gelir hesabı? Ne 15 bin dolarıymış? Borcu gelir olarak alıyor. Milli katkıya giriyor diyor. Bunu gelir olarak alıyor. Fert başına taksim ediyor. Borçtan gelir olur mu ya? O hesapların hiçbirine inanmayın. Onların hepsi aldatmacadır. Ben size Birleşmiş Milletler raporundan söylüyorum. 1/3 fakirleşmiştir. İşsizlik %20'dir. Kriz öncesine döndü efendim. %11 civarına düştü. Hiçbir yere düşmedi. Bilakis korkunç bir şekilde artmıştır. Gerçek rakam budur. Siz o aldatmacaya bakmayın. Bunun için basın ellerini aldılar. Bunun için yalancı anketler neşediyor. Siz gençlerin haline bakın. Milletin haline bakın. Köyün haline bakın. İşin haline bakın. Her şey kapanıyor. Tarım yok olmuş. Hayvancılık ortadan kalkmış. Ben helikopterle dolaşıyorum Anadolu. Bakıyorum ki bütün ahırlar boş. Eskiden 300-500 koyun gördüğümüz köyde şimdi 3 tane koyun var. Türkiye bunu görüyorum tabii ve gördüğüm zaman içim sızlıyor. Fakirleştirilmiştir, işsizleştirilmiştir. Borcu konuştuk kaç defa. Borcun altında ezilecek hale gelmiştir. Dini değiştiriliyor. Din değiştirmek iki türlü olur. Bir yasaklarsınız. Bir de muhtevasını değiştirirsiniz. Bunlar için konferanslar vereceğiz ve kitaplar basacağız. Nasıl değiştirilir? Planlı olarak dış güçlerle. Bölünme için yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Nereden çıktı bu Kürtlük meselesi? Biz 1000 yıldır birbirimizin kardeşi değil miyiz? Bunu dış güçler çıkartıyor. İşte bunu ortadan kaldırmak için bir demokratik açılım projesi gündeme getirildi. Kim getiriyor bunu? Dış güç getiriyor. Bana bak diyor, sen Kürt meselesinde bir şey yapmadın. Niye? Bunu dürtüklüyor, Kürt meselesi hakkında konuşsun. Kürt meselesi diye bir mesele alevlensin, büyüsün diye. Bunların hepsi maksatlı yapılan oyunlar. Bizim böyle bir milli meselemiz yok. Biz 75 milyon birbiriyle hiçbir ülkenin kaynaşmadığı kadar kaynaşmış olan bir kütleyiz. Bu meseleleri konuşmak en büyük hatadır. İşte tecrübesizlik dediğim bu, bilgisizlik dediğim bu. Bunları tutup da Kürt meselesini ele alacağız. Ne kadar akılsızca bir konuşma. Ele alacaksa ne yapacaksın? Türkiye'yi bölmeyi tahrik edeceksin. Buna akılsızca konuşmalar. Bunun yanında tabii Alevi, Sünni diye bir mesele alevlenip duruyor. Ve bunları da birbirine düşman edecek her türlü tedbir alınıyor. Bunları AKP bilerek yapmıyor. Bunları Siyonizm planlıyor. AKP demin söylediğim noksanlarından dolayı bunun farkında değil. O suyun üzerinde yürüyen, sürüklenen bir yaprak. Bunlar benim talebelerim.
Ben bunu avucumun içini bilirim. Kötü niyetleri yoktur. Fakat bu Allah vergisi, bilgiler, şuurlar, vizyonlar olmadığında dolayı Türkiye'ye bunların eline bırakılamaz. Çare onun ne? İçin mi tekrar genel başkanı oldunuz? Çare ne? Nasihat. 8 sene evvel nasihatımızı yaptık. Hiçbirini dinlemediler. Türkiye'yi batırdılar. Ne yapacaksınız şimdi? Bu Türkiye bizim vatanımız. Hepimizin vatanı. Bundan dolayı toprak kayıyor. Onu ben görüyorum, herkes görmese de. Türkiye, İsrail'e vilayet yapılma götürülüyor. Bütün rakamlar tersine çalışıyor. Bu insanların eline Türkiye bırakılamaz. Bunlar ben avucumun içini biliyorum. Türkiye gibi tarihin coğrafya en büyük ülkesi. Söylediğim şartları ister. Bu şartlar olmadığı içindir ki bunların çaresi nasihattır. Nasihat da dinlemezse o zaman yetkiyi elinden alacaksın. Şefkatle, demokratik yoldan. Şimdi yapmakta olduğumuz budur. Talebelerimize verdik. Yürütün bunu diye nasihat de ettik. Fakat bu söylediğimiz temel şartlar yeterli derece bulunmadığı için yürütemiyorlar. Bu böyle gitmez. Bunu mutlaka düzeltilmesi lazım. Hocaları olarak kırık not verdiğiniz anlaşılıyor. Mutlaka düzeltilmesi lazım. Bunun için de besmeleyi çekip kolları sıvamızda. Başka bir çare yok. Sayın Erbakan, ben Uğur Bey'in söylediği gibi 5 tane seçim geçirdi AKP ve sizin tabanınız, yani Milli Görüş tabanı AKP'yi her zaman destekledi. Hemen her seçimde, evet. Referandumda dahi. O zaman biraz da bu yaşanan, bu fotoğrafın sorumlusu olarak sizi, şahsınız veya kendi hareketinizi görmüyor musunuz? Gördüğümün sebebi söyleyeyim, açıklayayım. Sizin zannettiğiniz yani. Sebep değil. Hayır. Türkiye'nin en mütehasıp grubu. İsim vermeme lüzum yok. Beni çağırdılar. Hocam biz Saadet Partiliyiz. Biz seçimde geliyor. Bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz. Kendilerinin hocaları da kendilerine bu tavsiye yaptı. Hocanın izinden ayrılmayacaksınız. Ben hastayım. Meşgul olacak durum yok. Siz bunları yapacaksınız dedi. Seçimler geçti. Geçen seçimler. Bunların mahallelerinin sandığının sonuçlarını aldık. %50 AKP'ye oy vermiş, %10'u Saadet Partisi'ne vermiş. Öncülerini çağırdık, gelin bakalım buraya. Size hocanız bu tavsiyelerde bulunduğu halde neden böyle hareket ettiniz? Ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki efendim Cumhuriyet mitinglerini gördük. Bu milyonluk adamlar Halk Partisi'ni desteklerse, tekrar o karanlık devirlerin içerisine girersek buna dayanamayız. Halk Partisi'nin gelmemesi lazım. Buna karşı bize bir kalkan lazım. Bu kalkan olarak Saadet Partisi bizim partimiz. Başımızı kesseniz biz Saadet Partisi'ne ayrılmayız. Ve fakat Saadet Partisi'nin şu andaki oy durumu itibariyle barajı geçip geçmeyeceğinden şüphemiz var. O zaman söylediler. Kendimize emniyet almak için doğru bulmadığımız halde, yeterli bulmadığımız halde, canlı kuş değil, samanlı kuş olduğunu bildiğimiz halde AKP'ye oyumuzu verdik. CHP gelmesin diye, AKP'yi beğendiğimiz için değil. Dedikten sonra başka bir şey söylediler. Dediler ki efendim, bizim bildiğimiz inancımıza göre ehveni şerle amel etmek diye bir kaide vardı. Ancak bu kaide her şey şer olursa bu şerlerin en hafifiyle ameli edilir. Fakat bir hak oldu mu hakkı tutma mevzusunuz her şartı. Yani siz ilim sahibi insanlarsınız. Efendim şerle amel edemezsiniz. Hakkı tutma mecburdunuz. Saadet Partisi'ne oy verme mecburdu. Hata ettiniz. Evet hata ettik dediler. Ancak biz kabahatliyiz. Fakat sizde kabahat yok mu? Sizin için değil mi? Bizim için evet. Siz Halk Partisi'nin gelmemesi için AKP'nin dışında bizim önümüze güvenilir bir alternatif koyduğunuzda o zaman alternatif oy vermedik.
Öyle bir şey var mı? Bu alternatifi kim koyacak? Avam mı, havas mı? Sizin koymanız lazım. Asıl görevini yapan sizsiniz dedi. Şimdi o görevi yapıyoruz. Onun için mi genel başkan oldunuz efendim? Evet, alternatifi koyuyoruz. Diyoruz ki kurtuluş buradadır, bunlar gitmez. Mutlaka bu eninde sonunda değişir. Bir an evvel vakit kaybetmeyelim. Çünkü Türkiye bu seçimde İsrail'in kapısına bağlanacak. Yoksa tatil yerini mi alacak? Çok mühim bir seçimdir. Yerimizde oturamayız. Bütün gücümüzle hepimiz koşmaya yöneldiğimiz vatanımızı, şehitler diyarını layık olduğu noktaya getirmemeliyiz. Efendim, hafızanız pırıl pırıl gördüğümüz kadarıyla. Sağlığınız bu yoğun seçim mücadelesini sürdürmeye dönük olarak herhangi bir risk içeriyor mu? Sağlığınız nasıl? Onu da kamuoyu tabii merak ediyor. Doktorlarla devamlı temastayız. Evet. Şimdi bize geldiler. Biz sizi bir ayın içinde terapi edeceğiz dediler. Öyle mi? Evet. Allah uzun ömür versin efendim. Biz de inşallah dedik. Bu arada torun sahibi oldunuz Arife günü. Oğlunuz Fatih'in ikizleri evet. Dünyaya geldi. Evet. Onlar için de bir şeyler söyler misiniz? Duygularınızı paylaşmak ister misiniz? Torun sahibi olmak Allah'ın büyük bir lütfu, çok sevinecek bir husus. Fatih uzun süre evlat sahibi olmadı. Hepimiz dua ettik. Duayı çok kuvvetli yapmışız. Bu sefer ikizler. Çocuklar evin neşesidir. Evet. Ondan dolayı Allah Cenab-ı Hakk'a şükür ediyoruz. Allah hayırlı evlat yapsın, uzun ömürler versin, memlekete, millete faydalı kılsın. Ben Fatih bir Bey'le kişisel, bir kişisel merakımı da gidermek istiyorum. Kravatlarınız çok ilginç. Öteden beri dikkatimi çekiyor. Ben de bir kravat meraklısıyım. Ve genellikle sarı lacivertli kravatlar kullanıyorsunuz. Desenler sarı ve lacivert renklerden oluşuyor. Bunun özel bir nedeni var mı? Yani bir Fenerbahçelik var mı? Fenerbahçelikle bir alakası yok. Ben Anadolu takımlarını tutarım. Bu Fenerbahçe'ye karşılık demek değil. Evet. Tercih ederim. Tercih ederim. Bu sarı lacivert öyle düşmüş, tesadüfen öyle alınmış. Ama sarı laciverte karşı bir sempatim vardır. Çünkü benim çocukluğum Trabzon'da geçmişti. Trabzon'da Necmati Spor Kulübü vardı. Onun renkleri de sarı lacivert. Onun renkleri sarı lacivert idi. Evet. İsmi Necmati olduğu için ben dolayısıyla ona sempati beslemeye mecburdum. Evet. Ve Trabzon bildiğiniz gibi 40-50 sene evvel bütün Türkiye'nin en meşhur sporcularını. Evet. Yetiştiren bir İdman tüneyi. Ocağı da vardı. Evet. Evet, İdman Ocağı da. İdman Yurdu, İdman Ocak Ocağı. Ocak diye de evet. Takım var. Ocak diye de var. Evet. Evet. Sayın Erbakan, ilerinin yani... Evet, İstanbul takımlar... Gene iyi, çok iyi. Şu anda Trabzonspor gene şu anda çok iyi. Yani şimdi düzeldi tekrar. Şimdi Fatih Erbakan'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Daha aktif bir siyasi bir görüntü alacak mı zaman içinde Fatih Bey? Yani bu hep hani parti içindeki görevlerini biliyoruz ama örneğin parti başkanlığında da görebilecek miyiz? Veya çocuklarınızı milletvekili olarak görebilecek miyiz? Siyasi kariyerlerini nasıl planlıyorlar? Şimdi bizim davamıza katılan insan er olmak için katılır. Fatih de hepimiz gibi er olmak için katılmıştır. Fatih Allah'a şükür olsun elektronik mühendisliğini çok parlak bir diplomayla bitirdi. Arkasından yönetim üzerine doktora yaptı. Binaenaleyh hizmet etmek bakımından yetişme şartları itibariyle müsait şartlar için yetişti. Bundan dolayıdır ki herkesin bütün potansiyelini istifade etmemiz lazım. O itibarla yapabileceği hizmetler neyse onları yapmakla mükellef. Ben sizin işte hayatınız programınızı hazırlarken gerçekten
hayatınızın bütün detaylarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olmuştum ve çok ciddi bir araştırma yapmıştım. Özellikle Almanya'da Aachen Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmalar, Leopard tankları ile ilgili buluşlarınız o kadar önemli ki bunlar belki de yani savaş tarihine yön verebilecek kadar önemli buluşlardı, Leopard tankları ile ilgili yaptığınız buluş. Ve sizin bilimsel dehanızı tanıdıkça doğrusunu isterseniz daha sonra siyasete girerek acaba Sayın Erbakan bu bilimsel dehaya yazık mı etti şeklinde bir soruyu sormaktan kendimi hiçbir zaman alıkoyamadım. Bunu bana... Bir kez daha soruyorum size. Bunu. Evet. Odalar Birliği'nde 4 sene ben hizmet ettim. Bütün Anadolu sanayinin kalkınmasına çok büyük katkılarımız oldu. Dövizleri, paraları taksim ederken o güne kadar bütün bunların hepsi Marmara bölgesine verilmiş. Anadolu'dan alınmış, oraya verilmiş. Ben bunu tersine çevirdim. Ben kime döviz verdim biliyor musunuz? Erzurum'da üniversite var. Kitap basacak matbaa yok. Kitap tahsili İstanbul'a gidip geliyor. Oraya matbaa kurdurdum. Konya'da gelmiş adamcağız. Çivanta fabrikaları kuruldu. Çelik milyaları dışarıdan geliyor. Müsaade etseniz bunu ben kendim yapacağım. Çelik döküm fabrikası kuracağım. Buna verdim. Elazığ'da 3000 ortaklı bir kooperatif, iplik. Kapasitesi küçük, rekabet edemiyor. Kapasitesini büyütüp rekabet edecek hale getirmek için kendilerine destek olun. Şimdi sahip dökecek değilim. Bu insanlarla tabii sonradan yıllarca hep karşılaşıyoruz. Ah hocam, siz gittiniz, nerede sizin anlayışınız? Keşke şu odalar birini bırakmasaydınız da Türkiye'ye daha fazla hizmet etseydiniz dediklerine sık sık şahit oluyorum hala. Bir üniversitedeki arkadaşlarımdan da sizin bu sualinize şahit oluyorum. Yahu sen üniversitenin en meşhur profesörüydün. Bunu bıraktın, bir odalar birliği dedin, bir sanayi dedin, bir siyaset dedin. Niye böyle yaptın? Burada kalsaydın gibi sözler söyleyenlere rastlıyorum. Bunlar iyi niyetle söylenen, sevgiyle, sempatiyle söylenen sözler. Fakat Türkiye'nin asıl meselesi yönetim meselesi. Bu yönetim milli görüşte olmazsa, dış güçlerin kontrolünde olsa, ne üniversiteniz gelişebilir, ne sanayide gelişebilirsiniz, ne ticaretiniz gelişebilir. Bu kilit noktasıdır. Bu kilit noktasında milli görüşün bulunması lazım. Sizin kararlarınız gayrimilli görüşe alınırsa, yani Türkiye'de sanayi gelişsin değil, gelişmesin diye alınırsa, şu anda olduğu gibi. Mesela siz bir fabrika kurdunuz, ham madde alıyorsunuz, almış olduğunuz ham maddeye %18 KDV ödüyorsunuz. Malınızı satıyorsunuz, satılan malın KDV'si %8. Kim koymuş onu? IMF koymuş. Ülkenin sahibi yok. Bir son soru sorabilir miyim? Evet, son bir soru soralım. Sayın, bunu lütfen yanlış anlamayın. Gazetelere yansıdığı için ve mesleğim gereği sormam gerektiği için soruyorum. Numan Kurtuluş'un açık mikrofona yakalanan bir konuşması var. Onu mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek sizin hakkınızda ben tekrar etmek istemiyorum. Belki siz haberdarsınızdır. Sizin bu tartışmalar sırasında çok da hani negatif olarak algılandı. Küçüldüğünü, hocanın küçüldüğünü falan söylüyor. Bu söz sizi de nasıl bir duygu yarattı? Üzüldünüz mü? Ona bir cevabınız olacak mı? Öyle bir şey bana bahsettiler. Üzerinde bile durmadı. Yani cevap vermeye değer görmüyorsunuz. Hem cevap verme hem de üzerinde durmaya değer görmüyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi daha fazla yormayalım. Estağfurullah. Seçim kampanyanızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi mülakatımız bittiğine göre başbakanlık mazbatasını verin bana. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Arena'nın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı
Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Sayın Erbakan'a soruşturmacı gazeteci konuğum Nedim Şener'le birlikte sorular yönelttik. Yorumu, değerlendirmeyi sizlere bırakıyoruz. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar, sevgiyle kalın efendim. Açıldı. Atlantikalı